benimsemişiz. Ben çok sevindim. Özellikle şehir tiyatrolarında yeni oyununuz olacak. Şehir tiyatrolarına dönüyorsunuz. Evet. En son 2015 yılında İstibdat Kumpanyası ve Bir Yaz Gecesi Rüyası oyunuyla en iyi erkek oyuncu ödülü adayı oldunuz. Ve Bir Yaz Gecesi Rüyası'ndaki rolünüzle de en iyi erkek oyuncu ödülünü aldınız. 2015 İki yılında. oyundaki rolümle de aldım. Evet, aldınız. Ve hepimizi üzen, hem sevinç hem üzüntü birbirine karıştı. Şehir tiyatrolarında da ihracınız istendi. Onu ödül töreninde konuştunuz. Sonra ihraç ettim. O zaman üzülmüştük ama şimdi yıllar sonra bu sevindirici haberi paylaşıyoruz. Öncelikle ne düşünüyorsunuz? Bir de o zamandan bu zamana neler değişti? Ondan sonra da devam ederiz. Bir kere şehir tiyatrolarına dönüyorum ama haklarım hala gasp edilmiş durumda. Onu söylemek isterim. Bu dönüşüm eski statümde bir dönüş değil. Ben orada 657'ye tabi devlet memuru statüsünde çalışmaktaydım. Ancak burada maalesef başka şeyler oldu ve buradaki statüm bambaşka bir statü. Sahibi olduğum eve bir odasını kiralamış bir kiracı olarak girdim Sözleşmeli ki olarak mı döndünüz? aynen öyle. Yani onu genellikle bilmiyor. Döndü işte diyor insanlar ama yeşil pasaportum, emeklilik haklarım, 25 yıl boyunca benden kesilmiş olan sigorta primleri falan her şeyim yanmış durumda. Onların peşindeyim şimdi. Danıştay'da karar düzeltmede davam. Oradan bir karar çıkmasını bekliyorum. Peki yine de hani hem sonuçta bir yeni sezonda hiç değilse evinizin bir odasında olsa kiralamak için de olsa oradasınız. Bu sizde nasıl bir şey oluşturuyor? Yani biraz o ayrı düşme şeyinizi hafifletiyor mu? Yani Hayır, yani hafifletmiyor ama bunu kendime halka karşı bir borç olarak görüyorum. Çünkü eskiden hani bu ikinci sorunuza da cevap olacak. evet. Eskiden uzun zamandan beri şehir tiyatroları bir istibdat yönetimi tarafından yönetildi. Evet. O tiyatronun içerisinde işte maalesef halkın öyle istediği düşünülerek daha sıkı bir yönetim biçimi uygulandı. Tiyatro oyuncuları ve tiyatro bu kadar çok üstüne gidilen, onların çalışmaya zorlandığı bir şey olmamalı. Hani tamam biz 657'ye tabi devlet memuruyuz ama oynamak zorundasın lafı bir sanatla uğraşan birisi için çok zor. Şimdi olabilir mi Allah aşkınıza bir romancıya gidip bunu yazmak zorundasın, şöyle de bir konu olacak, hadi yaz diyebilir misiniz? Yani tamamen yaratıcılığı körelten bir durum. Yani Aynen öyle sanatçı maalesef. nasıl Böyle yarı bir rağmen sizden öğreniyoruz doğrusunu söylemek gerekirse. Her zaman halkın yanında bir sanatçı oldunuz. Hep halkın vicdan temsilcisi oldunuz. Öyle söyleyeyim. Yani vicdanını teşekkür ederim. temsil ettiniz. Bir sanatçı olarak halkına ayna tuttunuz. Ve Çok teşekkür ederim. bunca ayrı bırakılmaya rağmen tiyatroya da sanata da küsmediniz. Hep tiyatro yaptınız. Yani Levent Üzümcü Tiyatrosu'nu kurdunuz, yıldırmalar oldu, hani salon verilmedi size, ne bileyim başka yıldırmalar oldu. Biraz oradan yola çıkarak bunca bezdiriye rağmen, yıldırmaya rağmen, nasıl ümidinizi yitirmeden, bizim biliyorsunuz internet sitemize diren sanat, yani hayata sanatla tutunun diyoruz. O formatta hareket ediyoruz. Siz bunu nasıl başardınız, nasıl başarıyorsunuz ya da yıldığınız noktalar oluyor mu? Anlatılan senin hikayendir oyununda da anlatmaya çalıştığım hikaye. Anadolu'nun çok kültürlülüğü, bir mozaik olması ve herkesin bir arada yaşama becerisinin olmasını bir kere daha gündeme getirmek. Bizler maalesef Demokrat Parti dönemiyle başlayan 6-7 Eylül olaylarıyla kendini gösteren halkın milliyetçi muhafazakar tarafının sürekli kaşındığı, bununla ilgili sürekli siyaset yapıldığı, işte din, iman, ezan, bayrak üzerinden hamaset dolu ve aslında bizim naturamıza hiç uymayan bir şey yapıldığının altını çizmeye çalışıyoruz. Bizler insanız.
ve bizden olmayan insanlarla anlaşabilmek Anadolu'nun en önemli geleneklerinden bir tanesi. Çünkü Anadolu dediğimiz geniş coğrafya kendi bünyesinde zaten birçok farklı ırkı ve dini ve mezhebi barındırıyor. Ve zaten birçok farklı din, mezhep, ırk da buralardan bir köprü gibi olduğu için Anadolu geçip gitmişti ya da kalmıştı. Zaten Anadolu'nun özünde bir arada yaşama kültürü var. Birbirimize karşı saygılı davranma, bizden olmayana karşı sevgiyle davranma kültürü var. Fakat Cumhuriyet sonrasında, Cumhuriyet'in ya da Osmanlı'nın son dönemlerinden başlayan bu milliyetçilik akımlarıyla birlikte pek çok şey yanlış bir şekilde sanki genetik kodumuzda varmış gibi uygulanmaya başladı. 6-7 Eylül'de gayrimüslimlere İstanbul'da yapılanlar, ondan sonra çıkan işte varlık belgeleriyle hiç akıla sır vermeyecek şeylerin yapılmış olması. Çorum'da, Kahramanmaraş'ta bu toprağın öz evladı olan Alevilerin, bu toprağın öz evladı olan Sünniler tarafından katliamlarla öldürülmüş olması, toplu bir şekilde öldürülmüş olması çok acı şeylerdir. Yine bu toprakların içerisinde yaşayan, bütün savaşlarda hem Osmanlı'nın hem de Osmanlı'nın sonunun hem de Kurtuluş Savaşı dahil olmak üzere bütün savaşlarımızda bir arada savaşmış olduğumuz, yine başka bir ırktan, başka bir dilden gelen vatandaşlarımız Kürtlerle bugün bu noktaya gelmiş olmamız maalesef bu katı, temelsiz, uyuşmaz kültürün geldiği bir nokta. Son nokta. Hala aklı salim bir takım insanlar sağduyuyla hareket etmek gerekliliği üzerinden bir şeyler yapıyorlar. Tıpkı benim oyunda da yaptığım gibi. Ben bütün Türkiye'yi geziyorum bu oyunu. Oynamama izin verilen sahnelerde, bulabildiğim sahnelerde oynuyorum. Buna çok özen gösterilmesi lazım. Bunu hepimizin yapması lazım. Sanatla uğraşan insanların öncelikli olarak bu andığım farklılıkların aslında bir farklılık olmadığı, bunun bir zenginlik oldu. Bakın beylik bir cümle gibidir bu ama. Bakın farklılıklar zenginliğimizdir bizim. Farklılıklar evet. Bizi bu kadar geride bırakmamalıydı. İnsanlar Mars'ta koloni kurmak peşinde giderken biz cebe sığan, yani dün bütün sosyal medya hesaplarını kapatacağım, benim torunuma, benim kızıma küfredildi dendi. Tabii ki edilmez. Bakın tekrar ediyorum, Anadolu kültüründe böyle bir şey olabilir mi? Hangi komünist, hangi sosyalist çıkıp da yeni doğmuş bir bebeğe, onu doğuran anneye küfredebilir? Hiç duydunuz mu ömrünüzde? Bu olamaz yani. Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanan hangi sosyal demokrat bunu yapar? Bunu yapanlar faşistlerdir. Kim bunu yapanlar? Çıksınlar biz bilelim bakalım bunları yapanlar kim? Nasıl oluyor da bir anda Türkiye'de herkes birbirini çok güzel bir şekilde tehdit ederken silahım var 50 kişiyi indireceğim, listeleri hazırladım falan filan gibi şeyler konuşulurken sosyal medyada bir sorun yok. Ama benim kızımla torunuma küfredildi ki. Tekrar diyorum onaylamıyorum. Her ikisini de onaylamıyorum. Ama neden bu olunca böyle oluyor da diğerleri olunca bir şey olmadı? İşte herkes kendi yani, tekelinden bakıyor. O taraflar mesela... Olmamalı bu. Sabit Bey böyle bir şey olabilir mi? Herkesin yaptığı, eğer yanlış varsa işte o yüzden adaletin evrensel ilkesi diyorum. Evet. Elbette ki hiç kimse yeni doğmuş bir bebeğe ve onun annesine küfredemez, beddua edemez. Bunlar bizim kültürümüzde yok. Bunu yapanlar kimler ama ben isimlerini öğrenmek istiyorum. Yakalandıklarını biliyorum. Kim bu insanlar? Evet, onların isimlerinin belirtilmesi gerekiyor sonuçta. Ben öğrenmek istiyorum bu insanların kim olduğunu. Ben vicdanlı insanların, evet. Türkiye'deki vicdanlı insanların böylesine kötü şeylere yöneleceğini zannetmiyorum. Benim etrafımdaki vicdanlı insanlar birinin çocuğu da olmuşsa Allah analı babalı büyüsün, karşısına iyi insanlar çıksın der ve hayatına devam eder. Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Yani ben öğrenmek istiyorum bunu bir vatandaş olarak. Kimi suçladığımızı, neden suçladığımızı bilelim. İki tane, üç tane kendini bilmez serserinin yazdığı yazı yüzünden Türkiye'deki sosyal medya ağları nasıl kapatılabilir? Bunun tehdidi nasıl yapılabilir? Şimdi şöyle bir şey var. Başka bir zaman biri bir tweet attığı zaman bulunuyor, cezalandırılıyor, yıllarca hapiste kalıyor. O zaman bunu yazan kişinin de o zaman belirtirsin, şikayetçi olursun. Gerekli neyse o yapılmış olur. Hem onu gizleyip hem de milyonlarca insanın hakkını bunu mahrum etmeye gerekçe olarak göstermek. Dan altında bırakılıyoruz. Bu da evet. Bu doğru değil Sabit Bey. Bunu kim ettiyse biz bu insanları tanıyalım.
bu insanların siyasi, sosyal görüşlerini, statülerini biz bir bilelim, hepimiz öğrenelim yani. Ve bu, böyle bir hataya düşmeyin. Siz ömrü hayatınızda nerede duydunuz etrafınızdaki birinin yeni doğmuş bir bebeğe, annesine kötü laf ettiğini? Olacak iş midir bu Allah aşkınıza? Hangimiz yaparız böyle bir şeyi? Evet, ama yani... bu durumdan yararlanarak bütün sosyal medyayı kapatmaya çalışmak da biraz fırsatçılık oluyor. Doğru bir şey değil bu. 2-3 tane kendini bilmez her zaman var. Neden insanlar birbirlerini ölümle tehdit ettiklerinde sosyal medyayı kapatmak gibi bir şey gelmedi akıllarına? Netflix nereden çıktı mesela? Netflix sizi böyle bir şeye mi yönlendiriyor? Yeni doğmuş bir anneye ve bebeğine küfretmeye mi yönlendiriyor? Ya da yani şimdi diyorlar ki dizilerde çok fazla Netflix dizilerinde eşcinsellik var da işte o eşcinselliği alıştıracak. Yahu arkadaş, ben şimdi bir heteroseksüele gidip para versem, gidip bir erkeği ya da bir kadını öpebilir mi? Bir kadın, bir erkek. Tabii İnsanların yaşamlarıyla ilgili bir yönelimlerini alıp da bunu televizyon dizileri azdırıyor diyebilir miyiz? Böyle bir çılgınlık olabilir mi? Yani insanın cinsel yönelimini belirleyebilmesi için televizyon dizisine ihtiyacı yok ki. Biraz orada ben şey de düşünüyorum. Şimdi Dijitürk aboneliği de düştü ya. İnsanlar Dijitürk aboneliğinden vazgeçiyor. İzlemiyorlar. Sanki böyle bir ters bir reklam kampanyası yürütülüyormuş gibi. Bir taraftan hani bu korona döneminde AVM'lerin açılması. Ne alakası var bütün bu olup bitenlerle Netflix'in? Ne alakası var YouTube'un? Ne alakası var Twitter'ın? 2-3 tane kendini bilmez abuk sabuk bir şey yazdı diye insanlar özgür haber alamıyorlar. Bakın Halk TV'yi kapatacaklar. Televini kapatacaklar. Farklı bir ses istemiyorlar. Twitter'ı, YouTube'u kapatmak da tehdit ediyorlar. Bunun adı düpedüz faşizm, diktatörlüktür yani. Ne oluyoruz yani? Millet çatır çatır seni öldürürüm listem var falan diyor. Onların mermili fotoğrafları çekiyor. Faşist bir şey olmuyor. Evet, onlara hiçbir şey olmuyor. Hayırdır? Ya da onlara da bir şey olmadığı gibi yine Twitter'a falan da bir şey söylenmiyor. Ama şimdi bakıldı ki işte 7 milyon genç 2023'te ilk defa oy kullanacak. Toplam 7 milyon yeni seçmen girecek sandığa. Ve bu 7 milyon seçmenin şu anki itibariyle %75'i bu sisteme hayır diyor. Bunun bir tehlike olarak fark edilmesi. Kapatsan ne olacak YouTube'u? Hadi kapattın. Hani ne olacak? YouTube'u kapattın. Twitter'ı kapattın. Bütün sosyal medyayı kapattın. İnsanlar birbirlerinden haber alamıyorlar. Ne olacak? Böylelikle milli eğitim mi düzelecek? Böylelikle ekonomi mi düzelecek? Ama adalet sistemi mi düzelecek? Ben şey düşünüyorum. O kadar çok hayatımıza girdi ve kendilerinin bile artık vazgeçilmez bir aracı olduğu için bence kendileri de kapattıkları zaman en büyük kaybı onlar olacak. Çünkü televizyon kanalları izlenilmiyor, gazeteleri okunmuyor. En son işte Instagram'da canlı yayına başladılar. Yani kendileri YouTube...